Herhangi bir sorun çıkmadı değil mi? Paket yerine ulaştı. Yok, Uğur şimdi anneyi otele götürüyor. Sorun yok yani abicim. Nasıl ya? Hala burada mı? Kıvanç Bey. Ne yapayım, özel uçakla mı göndereyim? Saati gelince gidecek işte. Anladım. Anladım Kıvanç Bey. Yalnız o kargonun yerine ulaşması benim için gerçekten çok önemli. Yapma ya. Anlatsana ne kadar önemli abi. Çok teşekkür ederim anlayışınız için. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Eyvallah. Ne oldu? Sorun mu çıktı? Yok yok. Kargonun saati gelmemiş daha. Onu söylüyor. Bir numune falan bir şeyler gönderdik de biz de. Sahne el alemin numunesinden. Bunlara malı sen satmayın. Belki işi büyüteceğim lan. Sana ne? Ne? Patron olacağım başımıza. Ha, patron olacağım başınıza. Kazan taşıya taşıya patron olacağım. Bu kazanları niye sürekli hep ben taşıyorum? Aşktandır. Ya şu kaşını gözünü şöyle yapma, saçma sapan hareketler yapıyorsun. Bunun aşkla ne alakası var? Çünkü sarı çizmeli çünkü. Kadınlar kazanlarını taşıyan erkeklerden hoşlanırlar. Vallahi ben hiçbir kadının böyle bir kıstası olduğunu düşünmüyorum. Ama sen bilirsin yani, senin fikrin de değil. Hayat bir yüktür sarı çizmeli. Tek kişiye ağır gelir. Bundan zelişim kazanlarını sen taşıyın işte. Vay, güzel konuştun ha. Kız tavlamasını bileyim emme. Sadece tavlamasını bileyim belli ki. Yaşamayı, paylaşmayı bilmeyeyim. Emme korkma. Ben de sağ onu öğreteceğim. Öğret. Tamam, sen de bana bunu öğret ama bunu bana öğretirken de kazanları taşımama yardımcı ol. Ha? Merak etme. Ben hep buradayım. Durmuş kardeşin yanında. Oğlum uzaklaşıyorsun ama. Mesafelerin bir önemi yok. Unutma. Kalpler bir olsun. Unutma. Kalpler bir olsun. Durmuş gerçekten gerizekalısın. Ama gerçekten güzel bir insansın kardeşim. Yok. Mehmet bu haldeyken ben burada duramayacağım. Saçmalama Hande, ne yapıyorsun? Biz seninle yol boyunca ne konuştuk? Sen şimdi Mehmet'in karşısına çıkarsan ona iyi gelmeyebilirsin. Ya siz nasıl iyi geliyorsunuz o zaman? Bana bir şunu anlatır mısın lütfen? İyi de biz de bilmiyorduk ki. Allah'tan şok geçirmedi. Ama sen şimdi karşısına çıkarsan her an şok geçirebilir. Ya geçirmezse? Seninle biz aynı mıyız Hande? Sizin aranızda çok daha başka bir bağ vardı. Daha kuvvetli bir bağ. Vardı değil mi? Vardı tabii. İşte o yüzden Mehmet doğal yollarla böyle hafızasını hatırlayana kadar senin onun karşısına çıkmaman lazım. Ya ben ne yapacağım Uğur? Ne yapacaksın biliyor musun? Antalya'ya gideceksin. Önce güzel bir tatil yapıp yenilenmiş bir Hande olarak geri döneceksin ki Mehmet'in hafızası yerine geldiğinde seni böyle görmesin. Ne varmış halimde, ne olmuş? Kötü müyüm? Yani en iyi halinde değilsin tabii. Ama ikinizin de toparlanması lazım. Sen Mehmet'i bize bırak. Bak sana söz veriyorum. Mehmet'le bir araya gelebilmeniz için ikimiz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ama önce senin Antalya'ya gitmen lazım.